Merhaba Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. 2022 Mart ayının gökyüzü etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. Evet, öncelikle şuradaki etkiden bahsetmek istiyorum. Üçüncü evinizde Balık Burcu'nda bir yeni ay oluşacak. Bu yeni ay Balık Burcu'nun 12 derece 6. dakikasında gerçekleşecek. Genel temalarından bahsedecek olursak, ruhsal arayışlarımız, ruhsal çalışmalarımız, sanatsal konular, spiritüel konular, meditasyon, hayal dünyamız, hayal ettiklerimiz, yaratıcı çalışmalarımız, bunlarla alakalı bir yeni ay oluşacak gökyüzünde. Ayak ve ayak parmakları ile ilgili sorunlar oluşabilecek bir yeni ay. O konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Onun dışında sizi 3. ev üzerinden etkileyecek ve son derece olumlu güzel fırsatların önünüzde açılacağı bu 3. ev konuları üzerinden güzel bir sürecin işaret fişeği gibi arkasından yine güzel gelişmeler gelecektir. Şimdi burada Jüpiter ve Neptün var. İşte bahsettiğim gibi bir yeni ay oluşacak. Şanslı güzel fırsatlarının böyle ayağınıza geleceği, hep böyle hayalini kurduğunuz, sizin ruhunuza iyi gelecek, şifa enerjisi de taşıyacak. Üçüncü ev konuları üzerinden çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Üçüncü ev konularınız neler? Sizin kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız, komşularınız, çocukluk arkadaşlarınız, kardeş gibi gördüğünüz kişiler. Onun dışında eğitim hayatınız, özellikle liseye kadar olan eğitim hayatınız. Onun dışında aldığınız işte sertifika programları, onlar olabilir. Bütün iletişim konularınız, iletişim araçlarınız. Onun dışında bu sosyal medyadan yaptığınız işler varsa onunla ilgili olabilir. O konuda da yine şanslı etkiler var. Bir de yakın mesafedeki yolculuklarınız, yolculuk araçlarınız. Onlarla ilgili de yine yeni çok güzel, son derece keyifli, size huzur veren, hayallerinizi süsleyen konularla ilgili fırsatlarınız olacak. Bu bahsettiğim konu başlıkları üzerinden. Evet, bir sonraki görselime geçiyorum. 5 Mart'ta Güneş-Jüpiter kavuşumu olacak. Şurada hemen göstermek istiyorum. Jüpiter biliyorsunuz bolluk, bereket, şans gezegeni. Yine 3. ev konuları üzerinden yine bu bahsettiğim konularda şanslı etkilerin daha somut bir şekilde hayatınıza girdiğini göreceksiniz. Aynı zamanda bugün 5 Mart dua dilekler içinde böyle yine meditasyon çalışmalarınız varsa çok son derece olumlu değerlendirmenizi öneririm. Çok güzel bir etkinlik gökyüzünde. Balık burcunda da olduğu için yine farklı deneyimler yaşatabilir. Bugünü değerlendirmeye çalışın diyorum. Evet, şimdi bir de sizin burcunuzda oluşacak kavuşumdan bahsetmek istiyorum. Plüton, Venüs ve Mars'ın sizin burcunuzda serik analitik derecede bir kavuşumu oluşacak. Plüton biliyorsunuz değişim ve dönüşüm enerjisidir ve duygusal olarak da bizim kinimizde, öç alma duygularımızla, kontrol etme duygularımızla ve saklanan sırlarla ilgilidir. Bir krizli konu yaşanacak. Analitik derecede olduğu için etkisini çok yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bir de yani ilk haftası yaşanacak bu kavuşum ama aslında bakarsanız Şubat'tan itibaren etkisini göstermeye başlayacaktır. Şimdi Venüs ve Mars sizin 4. ve 10. evinizin yönetici gezegenleri olduğu için bu konu başlıkları, buradaki değişim ve dönüşüm, aile hayatınız, aile büyükleriniz, yaşam alanınız, eviniz, onun dışında kariyer hayatınız, yöneticileriniz, başarı ve ünvan konularınız üzerinden gerçekleşebilir. Bir de Venüs de işin içerisinde olduğu için bir para ve kadınlarla ilgili bir mevzu olabilir. Ve hep böyle mücadele ettiğiniz, mücadelesini verdiğiniz bir konu bu. Mücadele verdiğiniz bir konuyla alakalı aslında bakarsanız sonuç alacaksınız. Ama biraz krizli, kaotik gelecek bu sonuç. Bazı değişimlere yol açacak. Sizin bütün hayatınızı ilgilendiriyor. Birinci evde gerçekleştiği için 6'sına kadar devam edecek. 6'sından sonra Venüs ve Mars ikinci evinize geçiş yapacak. Buradaki yoğunluk artış gösterecek. Zaten ayın başından itibaren ikinci evle alakalı yani sonuna kadar çok yoğun bir şekilde ikinci ev gündeminiz olacak ay boyunca. Şimdi 2 Mart civarında özellikle Merkür ve Satürn'ün kavuşumu olacak. İkinci ev konularımız öncelikle bizim itibarımız,
Onun dışında para kaynaklarımız, ekstra gelir kaynaklarımız, öz değerimiz, biz değer verdiklerimiz, bütün bunlarla alakalı ay boyunca gündemimiz olacak. Şimdi biliyorsunuz Merkür anlaşma, sözleşme, iletişim, bunlarla alakalı bütün mevzuları anlatıyor. Satürn de devletle alakalı ya da yaşlı kişiler, baba ve baba figürü taşıyan kişiler, yasalar, kurallarla alakalıdır. İkinci ev üzerinden sizin böyle anlaşmalarınız ve sözleşmelerinizle alakalı engellemeler ve kısıtlamalar olabilir. Yine bu yaşça büyük kişiler, bahsettim işte devlet, otorite konumundaki kişilerden kaynaklı olabilir. Bazı baskı, blokaj ve engellerle karşılaşabilirsiniz ve bu sizin maddi durumunuzu olumsuz anlamda etkileyebilir. O yüzden lütfen ay boyunca bütün harcamalarınız konusunda çok ama çok dikkatli olun. Çünkü buradaki kare açılar sizin 5. evinizdeki Uranüs'te kavuşumlar 5. evinizdeki Uranüs'te kare açı oluşturacak. Yani sizi çocuklarınız, aşk hayatınız, hobileriniz, hayattan keyif aldığınız konular ya da riskli yatırımlarınız konusunda maalesef olumsuz anlamda etkileyecek. Yine engellenmiş işte blokaj enerjisini taşıyan, size stres yaşatan durumlar söz konusu olabilir. Lütfen harcamalarınıza, gelir gider dengenize bütün ay boyunca çok çok ama çok dikkat edin. Dikkatli olun bu konuda. Evet, bir sonraki görselime geçiyorum. 6 Mart'ta bahsettiğim gibi Venüs ve Mars da ikinci evinize geçiş yapacak. İkinci ev konuları üzerinden bir mücadeleniz başlayacak. Ama maalesef burada bahsettiğim gibi Satürn olduğu için zaten geçen sene de oradaydı. Bu sene de Satürn burada olacak. 7 Mart 2023'e kadar maalesef Satürn Kova burcunda seyrini devam ettirecek. O yüzden zorlanabilirsiniz. Yani siz hızlı sonuç almak isteyeceksiniz, mücadele edeceksiniz ama Satürn dur diyecek, bekle diyecek, engeller çıkaracak size. O yüzden lütfen dikkat edin. Şimdi Venüs de olduğu için Venüs zaten tek başına parayı anlatıyor. Bazen de işte diplomasiyi anlatıyor. Hani anlaşmayı, uzlaşmayı vesaire. O konularda da yani yine bu para itibar işte kariyerden gelen paralar, kariyerle de ilgilidir bu. Ya da ekstra gelir kaynaklarınız, itibarınız, öz değeriniz, değer yargılarınız hepsiyle alakalı. Yani maalesef bazı engeller, blokajlar ve kısıtlayıcı durumlar oluşacak. Mücadele edeceksiniz ama çok hızlı gelişmeler beklemeyin. Çünkü kare açılar da var. Oldukça etkili. O yüzden lütfen şimdi Mars da böyle biraz aceleci olduğu için agresyon da katabilir. Lütfen agresif hareket etmeden, harcamalarınızı düşünmeden, hani bu Mars biraz da böyle para nasıl geliyor, nasıl gidiyor anlamadığımız, çok hızlı harcamalar yaptığımız dönemleri de gösterir. Lütfen harcamalarınıza, gelir gider dengenize çok dikkat ederek organize etmeyi, planlamaya çalışın. Dikkatli olun bu konular üzerinden. Evet, sonrasında diğer görselime geçiyorum. 10 Mart'ta da Merkür Balık burcuna geçiyor. Şurada göstermek istiyorum size. 3. ev konuları üzerinden bazı anlaşma ve sözleşmeleriniz, analizleriniz, araştırmalarınız, birilerine danışabilirsiniz. Son derece güzel, etkili, yine bu alanla ilgili destekleyici. Özellikle çok önemli buluyorum çünkü hemen açıklayacağım. 13'ünde de Neptün'le Güneş'in kavuşumu var. Neptün'de biliyorsunuz böyle rüyaları, hayalleri anlattığı için biraz böyle bu konular üzerinden yanıltıcı etkiler devrede olabilir. Yani size bazı kişiler kendilerini farklı tanıtabilir. Size büyük resim olduğundan farklı gösterilebilir. Çok fazla olumlu etkiler, güzel bir tablo size anlatılabilir. Ya da böyle kişiler, doğruyu anlatmayan kişiler karşınıza çıkabilir. Özellikle çünkü Jüpiter böyle büyümeyi anlattığı için girdiği evle alakalı bütün konuları abartır. Bu aynı zamanda üçüncü flörtlerimizi de anlatıyor. Mesela karşınıza kendini çok farklı anlatan kişiler çıkabilir. Yanıltıcı etkiler de sizin kafanızı karıştırabilir. Lütfen etrafınızdaki kişilere danışın, sorun, analiz edin. Bu Merkür o konuda sizi destekleyecektir.
ekstra kaynak almanız gerekiyorsa kitap vesaireyi de işte dediğim gibi danışabileceğiniz etrafınızda kişiler varsa onlara mutlaka danışın. Bir karar vermeden önce enine boyuna tartışın, danışın, araştırın diyorum. Çünkü yanıltıcı etkiler söz konusu olabilir. Evet, bir sonraki görselime geçiyorum. Sonrasında ise 18 Mart'ta Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu üçüncü ev konularıyla alakalı zaten bahsetmiştik. Merkür de orada zaten hani biraz daha araştırmanıza, netleştirmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Ama işte Ay Burcu'nun Başak Burcu'na, Ay'ın Başak Burcu'na geçmesiyle de aslına bakarsanız biraz daha siz zihin olarak rahat ediyorsunuz. Bu kafa karışıklığınız, hani üçüncü ev zaten zihinsel faaliyetlerimizi de anlatıyor. Kafa karışıklıklarınızı bir nebze böyle netleştirebileceğiniz, karşıdan bakıp böyle daha büyük resmi net görebileceğiniz bir dolunay. Dolunay zaten tek başına da baktığınız zaman bu nihayetlendirme, sonlandırma, bir karara bağlama enerjisi taşır. Şimdi sizin 9. evinizde olacak bu dolunay. Balık burcu ne kadar böyle hayaller, gerçekler karışıktır, böyle kaotiktir, düzensizdir, belirsizdir, sislidir, bulanıktır vesaire. Başak burcu da tam tersidir. Çok nettir, netliği anlatır ve düzeni anlatır. Her şey düzenli, yerli yerinde olmak durumundadır. O yüzden biraz daha böyle karşıdan baktığınız, kafanızın böyle netleştiği, olayları biraz düzene soktuğunuz bir dolunay olacak bu. Özellikle de bu dolunayın uzaktaki akrabalarınızla, yabancılarla ilişkilerinizle, dış ticarette uğraşıyorsanız onlarla ilgili meseleler olabilir bu. Hani bahsetmiştim, satış pazarlamayla da alakalı belki hani bir yurt dışı ayağı da olabilir bu yeni sürecin. Onun dışında hukuksal konular, akademik konular, burada almış olduğunuz eğer eğitimler varsa onun işte akademik karşılığı nedir, onlarla ilgili bir yine netleşmeniz, bazı durumlarınız söz konusu olabilir. Onun dışında başka eşinizin akrabaları, işte uzak akrabalarınız, torunlarınız vesaire, onlarla alakalı bir gün, bir de dinlerle de alakalıdır. Yani öğrenme ve dinle alakalı da bir araştırmalarınızın sonucu, bazı nihai sonuçlara varabilirsiniz. Eğer böyle bir gündeminiz varsa. Son derece güzel. Dediğim gibi hani derler ya, en kötü karar kararsızlıktan iyidir diye. Biraz daha net görüyorsunuz tabloyu. Zaten sonrasında 21'inde Merkür'de Jüpiter'le kavuşacak. Aslında zihin dünyanız daha aydınlık olacak. Daha da tabloyu iyi analiz etmiş olacaksınız. Evet, sonrasında bir sonraki görselime geçeceğim. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek. Şurada görüyorsunuz. Artık yavaş yavaş buradaki etkiler dağılıyor. Zaten bahsetmiştim, kararlar da alındı. Yavaş yavaş 4. ev konularına doğru gündeminiz değişmeye başlıyor, kaymaya başlıyor. Evet, bir sonraki görsele geçiyorum. Hemen o da 27 Mart'ta Merkür de Koç burcuna geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Daha çok böyle ailenize, yuvanıza, aile büyüklerinize yöneliyorsunuz. Ailenizin yapmış olduğu işte bazı sosyal faaliyetler olabilir. Onlara katılabilirsiniz. Evinizle alakalı işte aksattığınız yönler varsa onlara eğilebilirsiniz vesaire. Aile, yuva ve aile büyükleriyle alakalı yavaş yavaş gündem buraya doğru ilerliyor. Ve sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi Venüs'ün Satürn'le bir kavuşumu olacak 28'inde, 28 Mart'ta. Ve şuradaki kare açıyı da görüyorsunuz. Venüs biliyorsunuz yine parayı anlatıyor. Diplomasiyi, böyle anlaşmayı anlatıyor. Karşı tarafla uzlaşmaya varmayı anlatıyor. Ama Satürn orada olduğu için yine bu konuda da engeller, böyle zorlayıcı koşullar ortaya çıkabilir. Ve gördüğünüz gibi kare açıları da görüyorsunuz. Zaten tarih de verecek olursam aşağıya da, açıklama kısmında da tarihleri yazıyorum ama 19 Mart'ta Venüs'ün Uranüs'te karesi başlıyor. 22 Mart'ta da Mars'ın Uranüs'te karesi başlıyor. Size dediğim gibi bu 5. ev konuları üzerinden de stresi sokacak, böyle blokaj etkisi oluşturacak durumlar yaratacaktır. İşte çocuklar, aşk hayatınız, hobileriniz, hayattan keyif aldığınız konular, sahneledikleriniz,
ettikleriniz, riskli yatırımlarınız varsa zaten hani parayla alakalı olduğu için de zaten bu konuyu da burayı da zorluyor. Eğer varsa böyle işte spekülatif böyle riskli yatırım alanlarınız vesaire onları da maalesef zor duruma sokabilir. Lütfen ay boyunca bu uyarıyı hani tekrar yapmış olayım. Harcamalarınıza gelir gider dengenize lütfen çok ama çok dikkat edin. Bunun dışında üçüncü ev konuları çok güzel. Umarım sizin için de güzel sonuçlar doğuracak. Bu vesileyle daha iyiye yolunuzun çıkmasına, hayatınızın çıkmasına neden olacak gelişmeler yaşatır. Evet, özet olarak aktaracaklarım bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımda 2022 burç yorumları da var. Özellikle doğum yılına göre bilgiler de veriyorum. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.